Mersin'de ve Eskişehir'de haksız yere işten çıkarılan cam işçileriyiz. Toplamda 165 kişi işten çıkarıldı. Yani çıkarılanlar bunlar zorlanarak ölümü gösterip sıtmayla terbiye edilen, ikna edilen arkadaşlarımızdı. Ama biz 36 arkadaş Mersin ve Eskişehir'den biz dedik sıtma olacağımızda ölürüz ama direnerek gidiyoruz. Bunun için direnme yolunu seçtik. Süreç içerisinde bazı arkadaşlarımız süreci bıraktılar. Direnme yolunu da bıraktılar. Ama biz 18 kişi direniyoruz. Yaklaşık 20-22 gün önce biz Beykoz'a geldik. Cam işçisinin doğduğu yere geldik. Dedik, eğer öleceksek de cam işçisinin doğduğu yerde cam işçisi ölsün dedik. Bunun ayıbını da kimler oldu, kimlerin üstünde olduğu belli. Biz buraya gelirken siz Beykoz halkının bize ne kadar sahipleneceğini inanın bekliyorduk. Yani bu ölçüde de bekliyorduk. Çünkü biz daha önceden yaşanmış Beykoz'daki direnişleri biliyorduk. Kendi üzerimizden gideyim. 66 Paşa Bahçe bizim abilerimizin, babalarımızın grevini biliyoruz. İstanbul halkına yazmış olduğu mektubu biliyoruz. 91 direnişini biliyoruz. En son 2002'de haksız yere fabrikanın nasıl kapatıldığını, arkadaşlarımızın, abilerimizin nasıl direndiğini biliyoruz. Ve bu arkadaşlarımız, abilerimizin bir kısmı bize geldi. Beraber çalıştık. Onlardan işçilik anlamında çok şeyler öğrendik. Öğrendik ama işte biz de onların akıbetine uğradık. Ama bundan mutluyuz. Çünkü aynı kaderi paylaşıyoruz. Onlar gibi biz de direniyoruz. Biz onlardan çok şey öğrendik. Direnme anlamında. Biz sizin fazla zamanınızı almayacağım. Yaklaşık ayın 20 Aralık'tan beri biz açlık grevindeyiz. Daimi yapıyorduk bu açlık grevini. Ama 23'ünde biz genel merkezimize, kendi evimiz bildiğimiz yere geldik. 30 Aralık itibariyle bizi o karda, kışta dışarı attılar. Özel güvenlik ve çevik kuvvet eşliğinde genel merkez yöneticileri ve Eskişehir Şube Başkan ve Yönetim Kurulu falçatalarla saldırarak bizi dışarı attılar. Biz yılmadık. Sağ olun sizlerin sayesinde bize tahsis edilen bir aracın içerisinde direnişimize devam ettik. Ama bu süreçte biz açlık grevimizi bir gözden geçirmemiz gerekiyordu. Biliyorsunuz ki açlık grevlerinde 17 ve 10 günden sonra yatmak gerekir. Araç içerisinde böyle bir imkanımız yoktu. O yüzden açlık grevini dönüşümlüye çevirdik. Dönüşümlü noktasında şu anda hala açlık grevimiz devam ediyor. Bugün itibariyle de 20. günü. Açlık grevimizin 20. günü. Yani buradaki 20. günü. Şu anda buraya gelemeyen otobüsü, yani direniş merkezini terk edemeyen arkadaşlarım adına da hepinizi selamlıyorum. Saat 2'deki düzenlemiş olduğunuz bizim için, bize destek için düzenlemiş olduğunuz etkinlikler dolayı da hepinizi kutluyorum ve orada bir olacağız, birlik olacağız. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz.